11 ili etkileyen 15 milyon civarında insanın etkilendiği böyle bir asrın felaketi denilen durumda mevcut imkanlarla o geçiş dönemi içerisinde en etkin hizmeti verme noktasında çaba sarf ettik. Sahra Hastanesi kurma görevini yerine getirdik. Burada bu süreç içerisinde gerekli koordinasyonu da sağlayarak Sahra Hastanesi'ni kurduk ve mevcut oradaki hem çalışan personel hem UNKİ ekibiyle hem de gönüllü ekiple beraber sağlık hizmetini bölgede ilk etapta yürütmeye başladık. Bu süreç içerisinde ciddi bir hasta başvuruları vardı. Yani olay sadece sıfırdan başvuran hastalar değil. Bunlar dışında yani enkazdan çıkan hastalar değil, onlar dışında kronik hastalıkları olan hastaların da başvurularıyla karşı karşıya kaldık. Bayramdan ziyade belki bir 14 Mart töreni olarak gerçekleştireceğiz biz de, yani tüm Türkiye'de olduğu gibi. Yani burada sadece bu törense, bu bir ithaf edilmesi gereken bir grup varsa, ben bunu özellikle bölgede çalışan, bizler geçici dönem gittik, hizmet verdik, güzel hizmetler de yaptık. Ekip olarak yaptık, geldik ama şunu unutmamamız lazım. Bölgede ailelerini kaybeden, yakınlarını kaybeden, primer yakınlarını kaybeden ve orada sağlık hizmeti yürüten arkadaşlar var. Ya bu bayramsa, bu bir kutlamaysa bu onların kutlaması olsun diyorum. Tabii çok büyük bir acı, çok büyük bir felaket. Bu felaketi öğrenmemizle beraber gönüllü olarak biz Sağlık Bakanlığı bünyesinde müracaat ettik. Üniversitemiz zaten oraya gitmişti, ekiple beraber yardım için gitmişti. Biz de Sağlık Bakanlığı'na gönüllü genel cerrah olarak başvurduk. Bunun üzerine depremin 7. günü Maraş Elbistan bölgesine görevlendirildim. Oraya gittiğim zaman çok büyük bir yıkım olduğunu gördüm. Hakikaten çok büyük bir felaketti. Yani ülkenin başına gelebilecek belki de en büyük felaketti. Orada bulunan halka 8 gün boyunca mevcut rahatsızlıklar için genel cerrah olarak yardımcı olduk, ameliyatlar yaptık. Çünkü hani böyle bir çok merkezli bir deprem olduğu için çok... Açıkçası televizyondan gördüğümüz zaman felaket olduğunu anlıyoruz. Ama şehre indiğimizde bunu birebir görmek belki de hayatımda gördüğüm en büyük hayat dersi diyebilirim. Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda bizim bulunduğumuz hastaneye getirildi. İnsanların gördüğüm kadarıyla çektiği acılar, mevcut durumları beni çok etkiledi. Bundan sonraki herhalde yaşam boyunca da unutamayacağım. Arasında giydiriyorsun ve öyle gönderiyorsun. Yani gerçekten hani bu hepimiz için çok farklı bir tecrübe oldu. Açıkçası onları çok cesur insanlar olarak gördüm, çok güçlü insanlar olarak gördüm. Ailelerinden pek çok kişiyi kaybetmişler, arkadaşlarını kaybetmişler ama görev yerine hiç bırakmamışlardı. Kesintisiz olarak da biz oraya ulaşana kadar 7 gün boyunca görevlerine devam ettiler. Hepsini yürekten kutluyorum. Hastalar biraz göz ardı edilmiş oldu. Yani, daha doğrusu bakmamız onlara. Akut tedavisi, işte cerrahi gerekenlere gerek. Orada tabii ilk gün gidince biz oradaki depremzedelerin hikayelerini bir insan olarak tabii merak ediyorsunuz, soruyoruz. Tabii ilk gün birkaç depremzedenin hikayesini öğrendikten sonra daha sonra soramadık açıkçası yani hikayelerini. Çünkü çok büyük acılar yaşamışlar. Bunlara şahitlik ettik. Ve biz de üzerimize düştükçe hani üzerimize düşeni yapmak için onlara mevcut durumlarında kendilerini nasıl daha iyi hissedebileceklerse ameliyatlarını yaptık, bakımlarını yaptık. Tabii hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine de sabır diliyorum. Tıp doktorları yani hekimler aslında eğitim sürecinde bunun için de eğitiliyorlar. Yani biz bunlar için de eğitiliyoruz.
Tabii ki acı olaylar bunlar. Tüm doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum, kutluyorum.